Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, mevakıfı okumaya devam ediyoruz. İkinci mevkıfteyiz. İkinci mevkıfin birinci marsadındayız. Bu tamamen vücut nazariyesi, yani bilgi felsefesi. Ve bunun da üçüncü maksadındayız. Üçüncü maksat neyle alakalıydı? Üçüncü maksat, acaba vücut mahiyetten zait mi? Ondan ayrı bir şey mi? Yoksa aynı mı? Bu meseleyi tartıştılar. Üç ayrı mezhep vardı. Sonuncu mezhep hem vacibül vücudun mahiyetinden hem de mümkünül vücudun mahiyetinden ayrıdır dedik vücudu. Bunun üçüncü görüşü, yani vacibül vücudun, yani vacibül vücutta mahiyetten ayrıdır. Onun iki tane gerekçesini söyledi. O iki gerekçe, eğer dedi, yani vücut mahiyete mukarin olmasa, yani ayrı olmasa diyebiliriz, o zaman Cenab-ı Hakk'ın vacibül vücut, yani arızalardan, arazlardan tecerrüt etmesi lazım. Tecerrüdü kendi zatından dolayı bu ortada, mümkün değil. Yani yani başka diğerleri için mümkün değil. Veya başka sebeple, o zaman da vacip olmaz, mümkün olur şeklinde birinci delil. İkinci delil de, yani vacibül vücut olan vücut, mümkün olan vücutların temelidir, başlangıcıdır. Ondan doğuyor. Şimdi eğer biz ayrı demezsek, bu sefer mümkün vücutlar da diğer mümkünlerin temelini teşkil eder şeklinde delil ileri sürdüler. Şimdi bunları tartıştılar. İki tane itiraz var her ikisine de. Bakalım neler diyecek. Ne'an, hahuna i'tiradan. Yani alel veçeyni. Yani iki ayrı gerekçeye de burada iki tane itiraz var. Elhamdülillah. Yehdine ve yetikumullah. Birinciye itiraz şu. Fe innel vücude, zira vücut derken, bura işte önemli, nakulün denmektedir vücudun fertlerine bir teşkih ki. Yani o zaman sizin dediğiniz ayrı olmasına gerek yok. Ne demek teşkik? Bura çok önemli. Bir teşkik var, bir tavtiye var. Bunu dün de açıkladım. Mantıkta önemli bir ıstılah bu. Yani tavtiye demek, bir şeyin bütün fertlerine aynı şekilde yapması, bütün fertlerin aynı özellikleri taşıması temelde. Mesela insan denildiği zaman bunun fertleri Ali'dir, Ömer'dir, Ertuğrul'dur. Temel noktada, yani hayvan-ı natık noktasında aynılar. Teşkik ise, evet, bir şey genel bir şey, anladın değil mi? Ama fertleri çok birbirinden farklı. Mesela hayvan gibi. Şimdi hayvanı cins kabul ederseniz, anlatabildim mi? Altındaki nevilerin hepsi birbirinden farklı. Hatta yani işte attır, köpektir, insandır, hepsi hayvan bunların, yani canlı manasına. Teşkik dediği bu. Vücut da öyle diyor. Yani genel bir kavramdır. Ama vücut fertlerin de tamamen birbirinden farklıdır. İtiraz burada güzel bir itiraz. Yani biz Allah'ın vücudundan bahsetmiyoruz. Çünkü o tamamen diğer vücutlardan, mümkünatın vücudundan farklıdır. Anladınız mı? Evet, güzel bir şey. Fe innehu, zira bu vücut, fil vacibi, vacibil vücudun vücudunda nedir? Evla ve akdem ve akva. Birinci derecede gelir, daha kadimdir. Akdem dediği kadimdir onun vücudu. Ayrıca daha kuvvetlidir. Yani diğer mevcudattaki vücutlarla kıyaslama, teşkik ile müştereki manevidir. Anladın mı? Müştereki müşekkektir. Müştereki mütevatı değil. Çok enteresan. Arıdan lima yastuku aleyhi. Yani fertlerine, fertlerinin, yani fertleri hakkında doğru olacak şeyler de arzi bir şeydir o zaman. Anlatabildim mi? Yani farklı farklı, yani eşeğe farklı, insana farklı, mümkünatın tamamına farklı vesaire. Fel eşya'u leti yastuku aleyha ennehu vücudun, bak bak bak, kendilerine vücudu var
demek doğru olan eşyalar, bak bak bak, la mevcudun, yani bizim bildiğimiz manada, anlatabildim mi? Yani mütevatı mevcutlar değildir. Yani tıpkı bir insanın fertleri gibi, anladın mı? Aynı manayı taşıyan mütevatı mevcut değildir. Allah'ın vacib bir vücut farklıdır. Öteki mümkünat farklıdır. Muhtelifetün bil hakikati. Hakikatleri çok farklıdır. Anladın değil mi burayı? Çok basit burayı. Yani ha. Şimdi fakat yekûnü huve. Bu has vücut olabilir. Fil vacibi. Anlatabildim mi? Ha. Bu dediğiniz yani hiçbir şey arız olmayan, arazlara maruz kalmayan o yani vacipte olan vücut el muktadî li tecerrüdi. O tecerrüdü gerektirir. Ne demek tecerrüd? Kendi başına kaim olabilme. Başka bir şeye mühtaç olmama. Değil mi? Okuduk ya bunu. Bir şeyin arız olmaması. Velil mebdeiyeti. Diğer mümkün vücutların temelini teşkil etmeye uygun olur bu. Gerektiren budur. Çok güzel bir izah bence. Velil ve la yezemu müşareketu mümkinin lehu fi zalike. Yani bu konuda yani bu tecerrüt ve mebdeiyet konusunda, anlatabildim mi? Vacibil vücuda mümkün bir vücudun katılması gerekmez. İşte örnek verdik. Yani hayvandır ama eşek de hayvandır, öküz de hayvandır, insan da hayvandır. Tamamen hakikatları farklı. İhtilafil vücudeyni bil hakikatin. Hakikat itibariyle vücutlar farklı burada. O genel vücut tamam. Ama o iştiraki tevatu'i veya müştereki şey, iştiraki müşekkeki. Yani anladın, müştereki müşekkeki. Anladın değil mi bunu? Evet, evet. Çok önemli bir husus. Gelelim vacibin, bütün mümkünatın mebde-i oluşu meselesine. Eğer vücut mücerret olsa, yani hiçbir şeye arıza kabul etmeyen mesela, o zaman yani şey de nedir? Yani o zaman nasıl izah edeceğiz? Onu tartışmıştı. Gelelim ona. Ve eydan yine kulna, deriz ki en natruha, atalım biz üzerimizden meunete beyani teşkiki. Bak 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 bak. Yani yukarıda anlattığımız gibi acaba bu vücudu müşekkek mi? Vücudu mütevatı mı? Bu tartışmaları atalım biz. Yani onları bırakalım. Ve nukni'u, karşı tarafı ikna edebiliriz. Bi mücerredil men'i, sadece münazaradaki delilinizi kabul etmiyoruz diyerek. Anlatabildim mi? Yani gerek yok müşekkek ve mütevatı tartışmalarına girmeye diyor. Nasıl? Ve nekulu, deriz ki ve insellemna, eğer kabul etsek ki ennel vücude emrun müşterekün manen, yani vücut denilen şeyler arasında manen müşterek olan bir şeydir desek. Felima la yecuzu en yekune. Niçin bu müşterek, yani fertlere arız olan bu müşterek kim olması ve bir de en yekune haka ikal vücudati mütehalifeten. Öyle mi yoksa bir yanlışlık mı var? Felima la yecuzu en yekune. Bir dakika. Ha, felima la yecuze en yekune. Tamam, en yekune hakaikal vücudati mütehalifeten. Niçin bu müşterek olan vücut, anlatabildim mi? Hakikatları birbirinden farklı olanlara, yani farklı hakikatlar olmasın ki, olabilir. Öyle diyor, olabilir. O zaman feyecibu li vücudil vacibu, vacibül vücud olanın vücuduna gerekir. Ma yemteniu ala vücudil mümkini. Mümkinin vücudunda imkansız olan bir şey vacibül vücutta vacip olur. Tecerrüt yani. Yani farklıdır, hakikatlar farklıdır. Olabilir. Kel mahiyeti ve teşahhusi. Öyle değil mi? Mahiyetleri ve teşahhusları farklı olduğu gibi. Fe innehu zirabu yecibu, gerekir. Libadima sadaka aleyhi ahaduma, bazılarına doğru olan şey
مَا يَمْتَنِعُ لِبَعْدٍ آخَرَ bazı vücutlara imkansız olur. Öyle değil mi? Niçin? لِخْتِلَافِ مَا صَدَكَ عَلَيْهِ hakikat itibariyle birbirinden farklı olduklarından. مَا الْاِشْتِرَاكِ فِيهِمَا halbuki şeyde beraberler. Sadece vücudun, vücutta beraberler ama hakikatları farklı. Evet. دَلِيلٌ آخَر bu da üçüncü gerekçe. Kimin? Vacibül vücutta vücut hakik mahiyetten zaittir diyenleri. Bu da üçüncü bir delil. Ola mübarek bunu da zikretmeyeydin. Gözün sevdiğim. Ne bizim kafamızı yoruyorsun? Yok o kadar ağır değil bu. El vücub, zattaki o vücub, yani hani vacibül vücudun vücubu, idafetün, bir nispettir. Anlatabildim mi? Taktadî, biliyorsun değil mi izafet ne demek? İzafetle nispet, hüküm bunlar aynı kelimeler. Zeyd dersin, katip dersin. Ayrı ayrı düşünürsün, tasavvur olur. Zeydün, katibun dedin mi izafet gelir. Anlatabildim mi? Yani nispet gelir. Taktadî vacipte de tarafeyni. İki taraf gerektirir. Anladın mı? Ötekilerin delili bu. Birisi mahiyettir, diğeri vücuttur. Böyle diyorlar. Kulna deriz ki memnun. Biz bu delilinizi reddediyoruz. Bel huve nefsül mahiyeti o vücut vacibül vücutta mahiyetin ta kendisidir. Tamam. O adam men etti. Daha başka bir şeye de gerek yok. Daha başka bir şeye de gerek yok. Nereye geldik? Memnun. İlzamun lil hükema. Tamam mı? Yani filozofları da susturmuş olduk böylece. Nasıl? Nasıl? Onlar şöyle diyorlar. Yani vacibül vücut Allah'ın zatının ta kendisidir. Anlatabildim mi? Ama tabiat-ı nev'iyye diye bir şeyi kabul ediyorlar bunlar. Anladın mı? Tabiat-ı nev'iyye. Nev'in tabiatı. Mesela insan deyince hepsinde hayvanlık ve natıklık var. Anladın mı? O tabiat-ı nev'iyye diye bir kelime yani bütün özü. Ha, özü yani o tabiatı kabul ettikleri için onlara da izandır. Neden? Diyor ki el vücudu onlar diyorlar. Şöyle diyorlar. Tabiatun nev'iyyetun. Bütün varlıklar arasında müşterek bir tabiattır. Fela tehtelifu levazimuhu. O vücudun lazımları yani mesela mümkündeki lazımı yani lazımları asla ayrılmaz, ihtilaf etmez. İhtilaf etmez dediği şu. Çünkü hükema dedi ki her ikisinde de mahiyetin aynısıdır dedi. Hatırlıyor musunuz? Yani öyle mi dedi? Bir dakika bakalım bir de yanlış yapmayalım. Unuttuk. Ha şey dedi. Mümkün de dedi zait ama mahiyette aynısıdır. Mahiyetin aynısıdır dedi. Yani diyor ki bir defa vücut denilen şey tabiat-ı nev'iyyedir. فَلَا تَخْتَلِفُ الْاَوَازِمُ vücudun bütün lazımları fark etmez. Hepsinde aynıdır o tabiat-ı nev'iyye. Anladın değil mi? İnsandaki örneği gibi yani. Ha, şimdi mümkünatın mahiyetiyle vücut ayrı ayrı ya öyle kabul ediyorlar ya. وَبِهِ o tabiat-ı nev'iyyeyle ve tabiat-ı nev'iyyeyle lazımiyetleri, ona lazım olan özellikler fark etmediğine göre esbetel hüküme hükema, bak filozoflar ispat etmişler el heyula lil felekiyyati. Allah Allah, çok enteresan bir şey. Heyula, bir dakika da ben sana okuyacağım, hayır yani öyle kelimeyle açıklamayacağım, biraz izah edeceğim yani, yoksa tam olarak anlamayız güzel kardeşim. Güzel olur bunu okumamız. Biliyorum da ama ben size biraz daha bak 653. Elhamdülillah bunları hep açıkladık. Şimdi bak heyula şu demek. Heyula. Alemin ilk maddesi manasında felsefe ve kelam tabiri. Anlatabildim mi? Yani alemin ilk maddesi demişler buna. Yani böyle. Yani hatta şunu ifade etmişler. Çok enteresan bir şey. Aristo diyor ki
her tabii cismi meydana getiren ilk ilkeden biri heyula. Belirsizdir. Cisme arız olan değişmeyi kabul edici kuvve halinde bir cevherdir. Tek başına fiili varlığı yoktur. Fiili varoluş suret temsil eder. Şekil haline gelirse. Madde ise sırf kuvvedir. Varlığı da bir kuvvedir vesaire. Böyle. Peki, yani bu maalesef kindiye göre suretleri taşıyan, edilgen, cevheri bir güçtür demişler. Heyula'yı böyle açıklam. İhvan-ı Sefa ise suretleri kabul eden her bir cevhere heyula adını vermişler. Allah Allah. Başka bir şey, Ebu Bekr Errazi Hazretleri, heyula alemin yaratılışını mümkün kılan beş ezeli ilkeden biridir demiş. Bunlar biri Allah, biri nefis, biri mutlak zaman ve mutlak mekan. Mekan dediği de hala, boşluk yani. Atomlardan başka bir şey değildir demiş. Yani hulasa böyle şey yani heyulayı ezeli bir ilke olarak kabul etmişler ve haşa Allah'a eş tutmuşlar ya. Yani kelam ilminde peki orada da konu olmuş. Ebu Mansur Maturidi Hazretlerine itibaren kelam kaynaklarında uzun uzun heyula İmam Maturidi'ye göre Barış'ta Aristo olmak üzere filozoflarca alemin kendisinden yaratıldığı tînetül alem yani alemin çamuru kabul edilen ve varlığının başlangıcı bulunmadığı haşa ezeli diyorlar buna düşünülen ilk ve asli madde. Anlatabildim mi? Ama kabul etmiyor tabii yani bunu. Yani hulasa öteki eşari alimler de arazları bulunmayan anladın değil mi? Ve ezeli olan ilk maddi cevher demişler. Yani bir nevi haşa vacibil vücut hani tecerrüt diyoruz ya. Yani hulasa filozoflar böyle bir şey uydurmuşlar yani. İnşallah bunu uzun uzun okuyacağız. Ama özeti bu. Öyle yani bir kelimeyle açıklanacak bir şey değildi yani. Onun için ona dikkat et. Etbete, bu sebeple el-hükema filozoflar ispat etmiş el-heyula lil felekiyyati. Yani felekiyatta yani çok enteresan felekiyat dediği gök cisimleri biliyorsun. Orada bir heyula var demişler yani. Nasıl ki aşağıda da esiri ileri sürmüşler. Böyle bir enteresan bir görüş. Anlatabildim mi? Peki. Ve bununla ettalu bu da çok enteresan. El müsülel mücerredete. Mutlaka kainatın ilk kendisinden yaratıldığı bir mücerret. Arızalardan uzak örnek vardır demişler. Bu da Eflatun'un görüşü. Anlatabildim mi? Hani biraz önce dedik ya kadim dedi adam. Yani bir nevi bütün her şeyin çamuru dedi. Hatırladınız mı? Demokrat da bu da çok enteresan. Yani basit bir ilk maddeden oluşmuştur diyor. Şeyde Demokratis. Kim bu Demokratis? Vallahi bilmiyorum demiş. Yani işte okuyacağız şimdi Demokratis'i. Vel cevap bunlara cevap şudur. Men'u kevnihi. Vücut değildir. Tabiaten nev'iyyeten. Onların iddia ettiği gibi ezeli ve kadim her şeyin ilki olan bir madde değildir. Der ki vücut farklı hakikatlere arız olan bir şeydir. Bitirdi bizim ehli sünnet. Nasıl özetledi? Vallahi çok şey öğreniyoruz ha. Ağır ama. Şimdi göreceksin asıl bunların yerini Elmalı Hamdi Yazır'da göreceksin. Enteresan. Cezakumullahu hayran kethira ve allemenallahu ilmen nafi'a. Allah Allah. Çok ilginç bir şey ya. Çok hoşuma gitti kardeşim.